Değerli izleyiciler, merhaba. Ben Deniz Kudret Ayyıldır. 1-5 Nisan tarihleri arasındaki önemli makroekonomik gelişmeler ve bu gelişmelerle birlikte bazı önemli varlıklarla alakalı teknik değerlendirmeleri gerçekleştireceğim. Öncelikle haftanın en önemli dinamikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını paylaşmak istiyorum. Tabii yurt içi gündemini saymazsak yurt dışı tarafında gerçekten önem derecesi yüksek bir haber akışının olacağı hafta içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii bir ayı bitiriyoruz ama 2019 yılına ilişkin ikinci çeyreğe başlayacağımızı da bu çeyrekteki performansın gerçekten önemli olacağını, özellikle Haziran dönemindeki gelişmelerin gerçekten yılın ikinci dönemine ilişkin beklentileri şekillendirebilmek açısından da kritik olabileceğini söyleyebiliriz. Ama henüz Haziran'a uzağız ama ikinci çeyreğin başındaki gündem maddeleri de bu noktada göz ardı edilmemeli. Gün gün bakacak olursak Pazartesi günü çok yoğun bir gün olacağını söyleyebiliriz. Özellikle yurt dışı tarafında imalat PMI dediğimiz şey satın alma yöneticileri endeksi. Özellikle PMI datası büyümenin öncü bir göstergesi olduğu için ülke genelinde yani dünyanın genelinde takip edilen en önemli haberlerden birisidir. PMI nedir gibi soruların cevapları için YouTube kanalımda temel analiz oynatma listesi içerisinde PMI ile ilgili ayrıntılı bir video çalışması var. PMI'nin neden önemli olduğu, neden dikkate takip edilmesi gerektiği hususların cevaplarını orada bulabilirsiniz. PMI dediğimiz zaman imalat PMI dediğimiz imalat satın alma yöneticileri endeksi verisinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Hizmet ve inşaat PMI rakamları da var hafta içerisinde. Ama imalat tarafındaki beklentiyi daha fazla takip ediyoruz. Pazartesi günü özellikle PMI günü diyebiliriz yurt dışı tarafında. Sabah saatlerinde Çin tarafından başlıyoruz. Sonra Rusya ile devam ediyoruz. Türkiye ile devam ediyoruz. Çin tarafından sabah 4.45'te, Rusya'dan sabah 9'da, Türkiye'den saat 10'da, İspanya'dan saat 10.15'te, İtalya'dan 10.45'te, Almanya'dan 10.55'te, Euro bölgesinden 11'de, İngiltere'den 11.30'da ve akşam saatlerinde de saat 17'de ISM imalat dediğimiz Amerika'dan PMI dataları olacaktır. PMI dataların sonuçları da gerek Euro para birimi üzerinde, gerek İngiltere para birimi sterlin üzerinde, gerekse ABD para birimi dolar üzerinde etkili olması beklenilebilir. Özellikle PMI'ya ettiğimiz anlam çok önemli olduğu için büyüme tarafında ve ülkelerin büyümesine ilişkin dinamiklerin çok kritik olduğu bir süreçte, bir yılda. Bu sebeple de PMI datası önemli. PMI'larla yoğunlaşacağımız bir haftanın ilk işlem gününde öğle saatlerine saat 12'de Euro bölgesinden tüketici fiyat endeksi yani TÜFE enflasyon detayına ulaşacağız. Bunun yanı sıra 15.30'da Amerika'dan da çekirdek perakende satışlarına ulaşacağız. Yani baktığımız zaman Pazartesi günü gerçekten dolu dolu olacaktır. PMI yoğunluğunda bir veri akışının olduğunu söyleyebiliriz. Ama Avrupa tarafından da Euro bölgesinin enflasyonu, Amerika tarafından da perakende satışlar ki gerçekten günün tamamında yoğun bir görüntü ön planda. PMI derken ben PMI'yi birazcık daha ayrıntısına girmek istiyorum. Son PMI datalarına baktığımızda özellikle teknik tarafta euro doları paylaşırken de bu hususa değinmek istiyorum. Şu anda G20 ülkeleri içerisindeki 20 ülkenin tam 10 tanesi referans 50 bölgesi altında daralma eğilimi içerisinde. Ve hatırlarsanız Türkiye bu imalat PMI tarafında 44.20 ile en kötü performansa sahip bir ülkeydi ama son süreçte daralmanın yavaşlamasıyla birlikte toparlanma eğilimi birazcık daha Türkiye'yi yukarı çekti. Şu anda bakın çok önemli burası. Şu anda bu G20 ülkeleri içerisinde en kötü performansa sahip ülke Almanya, onun ardından Güney Afrika geliyor. Biz şu anda 3. sıradayız.
Özellikle Almanya, Avrupa'nın lokomotifi bir ülke. Bu konumda olması gerçekten yeni dönemde içinde can sıkıcı bir durum. Neden Almanya'nın kötü olması bizim için can sıkıcı diyebilirsiniz. Ama sonuçta bizim ihracat partnerimiz Avrupa ve özellikle Almanya olduğu sebebiyle Almanya'nın durumunun kötüye gitmesi mal alma sürecini de sıkıntıya sokacaktır. İşte bu sebeple de Almanya'nın içinde bulunmuş olduğu şartların kötü olması ister istemez bizim de alternatif arayışı içerisine girmemize imkan tanıyacaktır. Ki bizim için ihracatın bu dönemde çok kritik olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu sebeple de Almanya'nın durumunu yakinen takip etmekte fayda var. Ki Avrupa Merkez Bankası özellikle Mart ayındaki toplantısında Teltro gibi bir uzun vadeli ve ucuza likidite kaynağı sağlayarak ülkelerin sorununu çözmeye çalışması aslında bir nebze buradan ilk kurtulacak ülkenin Almanya olmasına imkan tanıyor. Bu sebeple de Almanya'yı yakinen takip etmekte fayda var. Bu 50 referans noktasının altındaki ülkelere bakalım. Euro bölgesi, İtalya, İspanya, bakın Avrupa tarafındaki Fransa. Bu Avrupa'nın ne kadar kötü olduğunu görmemize katkı sağlıyor. Bunun dışında Asya tarafına baktığımızda Güney Kore var, Japonya var ve Çin tarafı, Çin de önemli. Çin 49,90'la gerçekten sınır bölgede dikkat etmekte fayda var. Bu hafta açıklanacak imalat PMI datasında hani 50'nin üzerindeki ülkeler kimdir? İsviçre 55'lerde, Kanada 53'lerde, Amerika kaba taslak 52-50, İngiltere 52'lerde. Yani aslında baktığımızda İngiltere ve Amerika'nın da 54'lerden 55'lerden geldiğini düşündüğümüzde tüm dünya genelinde özellikle büyüme tarafında bir yavaşlama söz konusu. Ama şu anda 50 üzerindeki yeşil tarafta duruyor İngiltere, Amerika, Rusya. Ama 50'nin altında önemli ülkeler var. Türkiye'de bu ülkeler arasında. Ama Türkiye'nin şöyle bir durumu söz konusu. 44-20'lerden başlayan bir toparlanma var. Şu anda 46-40'larda. Ve yani bu ne demek? Hala kötü taraftayız ama daralmanın yavaşladığını görebiliyoruz. Yeni dönemde eğer pozitif iyileşmeler olursa bu tarafta da yukarı yönlü reaksiyonlar devam edebilir diyebiliriz. Pazartesi gününü imalat genelinde, imalat PMI özelinde sizlere aktardıktan sonra diğer günlere bakalım. Salı günü Amerika'dan çekirdek dayanıklı mal siparişleri, dayanıklı mal siparişlerine bakacağız ki günün en dikkat çeken verilerinden birisi budur. Hani bunun popülaritesinin gerisinde kalanlar da 11.30'da İngiltere'den inşaat PMI rakamı, 12'de Euro bölgesi işsizlik oranı, kapanış öncesinde de eğer petrol işlemi yapıyorsanız Amerikan Petrol Enstitüsü haftalık ham petrol stokları datasına ulaşacaksınız. Salı gününün en önemli dinamiği aslında Amerika'dan dayanıklı mal siparişleridir. Çarşambaya geçiyoruz. Pazartesi gibi yoğun bir gün olacaktır. Çarşamba günü ama burada bilinmesi gereken bir husus var. Biz pazartesi günü imalat PMI'yi konuştuk. Çarşamba günü hizmet PMI'ni konuşacağız. Ama hizmet PMI ya da inşaat PMI fiyatlama reaksiyonlarında imalat PMI kadar popüler değildir. Çarşamba gününe baktığımızda Çin tarafından, Rusya tarafından, İtalya, Almanya, Euro bölgesi, İspanya, İngiltere, Amerika gibi ülkelerin hizmet PMI dataları söz konusu. Yine dediğimiz gibi veri akışının fiyat etkisi bazında baktığımızda imalat PMI'ya daha fazla odaklanmak gerekiyor. Ama Çarşamba gününün en önemli dinamiği nedir diye soracak olursanız Türkiye tarafında enflasyon datası TÜFE ve ÜFE rakamlarına ulaşacağız. Bunun dışında Amerika'da ADP tarım dışı istihdam değişikliği. Nitekim Nisan ayının ilk haftasına gidiyoruz.
Bu sebeple tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlara önemsiyoruz. Ama onun öncesinde öncü gösterge diyebileceğimiz tarım dışı istihdamın değişikliği, ADP tarım dışı istihdam değişikliği rakamına ulaşacağız. Burada bir hatırlatma, eskiden ADP ile tarım dışı istihdam korelasyonu güçlüydü. Daha doğrusu orta şiddetli bir korelasyon vardı. Ama şimdi bu korelasyonlar gitgide zayıfladı. Yani ADP iyi geldi, tarım dışı iyi gelecek şeklinde bir kıyaslama yapamıyoruz. Biraz korelasyonlar bozuldu. Bunun dışında Amerika tarafında baktığımız zaman ham petrol stokları ve ISM imalat dışı PMI datası Amerika tarafında dikkatle takip edilmeli. Çarşamba tarafına baktığımızda Kanada'dan EVA PMI dediğimiz PMI datası sonucunu oluşacağız. Perşembe günü tıpkı salı günkü gibi veri anlamında sakin bir gün ve FOMC üyesi Master'ın konuşması olacaktır. Ve gelelim cuma gününe. Cuma günü de önemli bir gün. Yani pazartesi, çarşamba veri açısından çok yoğun. Ama cuma günü odaklanacağımız en kritik bölüm Amerika'dan gelecek olan tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar. Bunun yanı sıra eğer Rus rublesi ile ilgileniyorsanız Rusya tarafında da enflasyon datasına ulaşacaksınız. Yani özetleyecek olursak pazartesi, çarşamba, cuma bizim için çok önemli. Özellikle burada pazartesi günü imalat PMI, çarşamba günü Türkiye tarafında TÜFE ama Amerika tarafında ADP, hatta ham petrol stokları, cuma günü de direkt tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar. Burada hani haftanın en önemli datasının cuma günkü Amerika verileri olduğunu biliyoruz. Bu konuyla alakalı kurum nezdinde hem bir video çalışması gerçekleştirdim. Tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı nasıl yorumlanmalı? Veri fiyatları üzerindeki etkileri nedir? Soruların cevaplarını GCM Yatırım'ın, GCM Forex'in YouTube sayfasına girdiğinizde orada Forex Bilgi Merkezi oynatmanın sitesi içerisinde haberin, yani bu haberlerin video şeklinde yorumlanmasının nasıl olduğunu görebilirsiniz. İlaveten yine bir uzman görüşü raporu paylaştık. Tarım dışı istihdam, İşsizlik oranı, ortalama saatlik kazançlar nasıl yorumlanır şeklinde. Hem video çalışmamız var hem de ayrıntılı bir uzman görüş var. Yani bu konuyla alakalı ayrıntılı bilgi isteyenler gerek video gerekse rapora ulaşabilir. Ayrıca cuma günü, yani 5 Nisan cuma günü saat 15.15'te kendi nezdinde bir YouTube'da canlı yayın programımız olacak kurum nezdinde. Ve bu programa katılarak da en azından euro dolar, ons altın, dolar Türk lirası mevcut beklentilerini bu şekilde inceleyebilirsiniz. Yani PMI ile ilgili videolarımız var. YouTube ile ilgili, tarım dışı İslam ile ilgili videolarımız var. Uzman görüşümüz var. Ve ilaveten de YouTube canlı yayın programımız var. Yani hafta genelinde bu çalışmalara ilişkin destekleyici görüntüler söz konusu diyebiliriz. Burada yurt içi gündemden çok fazla bahsetmedim. Yurt içi gündemle alakalı daha ayrıntılı bir videoyu sadece Türkiye formatında sizlere aktarmak istiyorum. Bununla alakalı da zaten yeni bir video çalışması paylaşacağım. Şimdi makroekonomik gelişmeleri tamamladıktan sonra artık dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, ons altın gibi varlıklarla alakalı teknik bir değerlendirme gerçekleştirmeye geçebiliriz. Bu konuyla alakalı da bilgisayarımızın başına geçeceğiz ve platformu açacağız. Platformdaki grafikler eşliğinde bu çalışmayı sizlere aktarıyor olacağız. Teknik tarafta öncelikle dolar endeksinden başlamak istiyorum. Çünkü dolar endeksinde son dönemdeki negatif fiyatlama davranışlarının baz almış olduğumuz kritik bölgelerde sınırlanması ve bu sınırlama sonrasında trend fiyatlama davranışlarına devam etmesi en başta euro dolar negatif fiyatlama davranışının sürmesine katkı sağladı. Bu sebeple de özellikle dolar endeks tarafında yukarı yönlü reaksiyonlarda devam edebilme potansiyelinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu sebeple de haftanın en önemli seviyeleri dolar endeksi tarafında 95.20, 95.50 bölgesi ana trend bölgesi ve 96.23 ara destek bölgesidir. Senaryomuz 96.23 seviyesi üzerinde trend fiyatlamasının devam etmesi ve böyle bir düşünceyle
97-97-61'lere kadar çıkış beklentisinin oluşması. Peki 96-23'ün altına sarkarsa hafta dinamiklerinde ne olur? Burada ana trend içerisinde düzeltme görüntüsü gündeme gelebilir. Burada ana trendimiz hatırlarsak 95-20-95-50 bölgesiydi. Hem yükseliş trendi hem de 200 günlük üstel hareketli ortalamanın yer aldığı bölge. Buraya kadar bir tepki hareketi oluşabilir ama geri çekilme oluşsa dahi ana trend pozitiftir. Yani dolar endeks tarafında yukarı yönlü reaksiyonlar en azından şu dip görüntüsünü tamamlayabilme ve 97-61-97-66 bölgesine çıkabilme potansiyeli güçlü. Burada 97-61-97-66 öncesinde 97 ara direnç noktası da ayrıca takip edilmelidir. Göstergelere baktığımızda Money Flow Endeks ve RSI göstergesi de yukarı yönlü trend fiyatlama davranışını destekliyor. Euro dolar tarafında dolar endeksindeki pozitif eğilim euro doları da negatife çekiyor. Dikkat ettiyseniz uzunca bir süredir ısrarla paylaştığımız hareketli ortalamalar baskısını sürdürüyor. Daha önce de hatırlarsak bu ortalamayı test etmesine rağmen bir satış baskısına maruz kalmıştı. Aşağı yönlü eğilimlerin devam edebilme potansiyelini sizlere aktarmıştık. Nitekim aynı senaryo devam ediyor. Hem ortalamaların altında hem de kanalın içerisine girmiş bir görüntüde. Burada nasıl dolar endeksine 96-23 önemli ise euro dolarda da 1.1330 önemli. 1.1330'un altında kaldığı müddetçe kanal alt bölgesi 1.11'lere kadar ki 19 Mayıs 2017 tarihinde test edilmiş 1.11'lere kadar alan var. 1.11'lerin kırılması psikolojik 1.10'ların gündemde yer almasını sağlayabilir ki bu da 16 Mayıs tarihindeki test edilen seviyedir. Yani 2017'nin ikinci yarısına göre ki bölümlerden bahsediyoruz. Ama dolar endeksindeki yukarı yönlü çıkış aşağı yönlü dinamikleri destekliyor. Burada dolar endeksinde 96-23'ün altına sarkarsa tepki hareketinden ama ana trend pozitif olduğundan bahsetmiştik. Olur da euro dolar paritesi 1.1330'un üzerine çıkarsa o zaman ilgili ortalamalara doğru bir toparlanma izlenebilir ama trendin negatif olduğu unutulmamalıdır. 1.1330 öncesinde 1.1260 ara direnç, 1.11 öncesindeki ana destekse 1.1180'dir. Negatif baskı devam etmektedir diyebiliriz. Sterlin dolar paritesine baktığımızda gerçekten sterlin dolar paritesi için önemli bir süreçten geçiyoruz ki son dönemde hani 12 Nisan'da mı yoksa işte 22 Mayıs'ta mı İngiltere ayrılacak Avrupa Birliği'nden buna bakacaktık. Anlaşmalı anlaşmasız Brexit sürecini yine bu gündem maddeleri karşımıza çıkıyor. İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti. Burada Avrupa Konseyi Başkanı Tusk 10 Nisan Çarşamba günü AB liderlerinin bir araya geleceğini açıkladı. 12 Nisan hatırlarsak anlaşmasız süreçle alakalıydı ki Avrupa Komisyonu anlaşmasız bir Brexit'in şu anda muhtemel bir senaryo olduğunu belirtti ve 12 Nisan'a dikkat çekiyor. Bu sebeple de yeni gündeme ilişkin yani Brexit gündemine ilişkin yeni dönemdeki açıklamalar gerçekten önem arz edecek. Sterlin dolar paritesi için gerçekten önemli bir bölgedeyiz. Gerek kanal kesişim bölgesi, gerekse 233 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu yer 1.2975 1.3080 bölgesinden geçiyor ve parite 1.3030'larda haftayı kapattı. Bu bölgenin üzerinde trend pozitif, bu bölgenin altında hareketler trend değişiyor anlamı gelebilir. Dikkat ederseniz uzun zamandır bir pozitif trend vardı ve bu pozitif trendin devam edebilmesi için 1.2930 1.2975 1.3080 bölgesi üzerinde kalıcı bir reaksiyona ihtiyaç var. O zaman 1.3205, 1.3340 hatta 1.3445 gibi rakamlar telaffuz edilebilir. Ancak bu noktada bu bölgenin altındaki kalıcı hareketler o zaman trend algısını değiştireceği gibi ana bölge 1.2725'lere kadar geri çekilmeyi güçlendirebilir. 1.2725 öncesinde de 1.2885, 1.2805 seviyeleri kısa vadeli önemli destek noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada senaryonun trend değiştirici olduğunu varsaydığımızda 1.2725'in altındaki hareketler bu rallinin
trend değişimini ayrıca teyit kazandırır ve bu rally ile 1.2480'lere kadar yeni bir hareket oluşturabilir. Tabi klasik dolar endeksinin yukarı yönlü çıkması sterlin doların da düşmesine imkan tanıyor. Her ne kadar ağırlığı az olsa da sterlin para biriminin ister istemez burada bu negatiflik destekleniyor. Ancak Brexit sürecine ilişkin sterlin para biriminin bundan sonraki süreçte ne olacağı, sterlin dolar paritesinin trendini değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin soruyu sorabilmemiz açısından önemli. Son gelişmeler çok da olumlu değil. Bu sebeple de sterlin dolar paritesinin trend değişikliği ihtimali gündemde. Ama bunun için teknik tarafta da teyit kazanması gerektiği hususu unutulmamalıdır. Sterlin dolardan sonra son olarak da ons altın dinamiklerine değinelim. Özellikle ons altınla alakalı bir video çalışmasını geride bıraktığımız hafta paylaşmıştık. Hani ayrıntıları izlemek isteyenler yine o çalışmaya da dikkate alabilirler. Buradan baktığımızda özellikle üzerinde ısrarla durduğumuz husus neydi? 1346'lardan başlayan ve 1280'lere kadar devam eden negatif hareketin ki dikkat edilirseniz 1315 civarlarında kaba taslak 1200'lerden başlayan yükseliş trendini de sona erdirmişti. İşte bu yüzden negatif rally vurgusunu yapıyoruz. Bu negatif rally'nin düzeltmesi %61.8'lik bölge 1321.20'lerde sona ermişti. Ve bundan sonra aslında ons altının teorik anlamda düşmesi bekleniliyordu. Ama bunun için garantici olmak babında 1305.70 yani 1280'den başlayan kısa vadeli yükseliş trendinin sona ermesi gerektiğini paylaşmıştık. Nitekim bu bölgenin kırılması aslında bir rally başlangıcını da gündeme taşıdı. Yani yeni dönemde ons altının 1280 hatta 1259'lara kadar geri çekilme potansiyelleri güçlü. Bunun için 1306-1321 bölgesi, yani bu rakamları yuvarlıyorum. Burada zaten gözüküyor net rakam nedir diye ama ben bu rakamları biraz yuvarlıyorum. 1305.70 yerine 1306, 1321.20 yerine 1321 gibi rakam olarak yuvarlıyorum. Lütfen buna dikkat edersiniz. 1321-1306 bölgesi altında 1280'lere kadar alan var. 1280 bölgesi kırılırsa bu aslında tepkilerin başladığı bölgeydi. Rally devam eder. Nereye kadar? 1259'lara kadar. Bu bölgeyi de kırarsa zaten gidebileceği alanlar Fibonacci ya da Elliott görüntüsünde devam ediyor. Ama şu anki baktığımızda kısa vadeli olarak bu hafta 1280'in altına sarkıp sarkmayacağını dikkate almak gerekiyor. Eğer 1280'in altına sarkarsa aşağı yönlü hareketlerini hızlandırabilir. Tabii burada şunu diyebilirsiniz. Hocam bu Mart ayında işte FED güvercin bir tonda yer aldı. FED güvercinse ons altının yukarı yönlü çıkması gerekmez mi? Hayır. Normal şartlarda biz evet FED'e odaklanıyoruz. O zaman euro doların da yükselmesi gerekiyor. Ama dikkat edin euro dolar düşüyor. Neden? Çünkü dolar endeksi güçleniyor. Peki dolar endeksi neden güçleniyor? Çünkü biz FED'e odaklanıyoruz ama euro bölgesini göz ardı ediyoruz. Almanya makro çalışmalarda da aktarmıştık hatırlarsak. G20 ülkesi içerisinde imalat PMI tarafında Türkiye en kötü performanstayken şu anda en kötü performans Almanya'da. Yani Avrupa tarafında büyüme tarafında çok ciddi sıkıntılar var. Enflasyon tarafında revizeler söz konusu. Faiz artışını artık düşünmüyoruz bile. Bu sebeple de özellikle Avrupa tarafındaki durumun kötü olması doların güçlenmesine, euro doların düşmesine imkan tanıyor. Doların güçlenmesi ilaveten ABD 10 yıllık tahvil faiz oranının da yukarı çıkması ister istemez ons altın tarafında aşağı yönlü hareketleri güçlendiriyor. Yani sadece FED'e odaklanmamak gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ve hatırlarsanız ons altın 1330 tarafındayken ETF tarafında son çıkışın desteklenmediğini ve ETF tarafında gerçekleşecek geri çekimlerde alt bölgelere doğru yeni bir hareketin gündeme gelebileceğini aktarmıştık. Ki nitekim çok da net bir şekilde ilgili bölgelerden dönüşü de hem teknik hem de dinamiklerle test yani korelasyonlarla bunu da desteklenmiş oldu. Yeni dönemde ons altına ilişkin aşağı yönlü hareketlerin daha fazla devam edebilme seçeneğinin bir adım önde olduğunu söyleyebilir. 1306-1321 bölgesi altında
1280 ve kırılması durumunda 1259'lara kadar alan olabileceğini izah ederek teknik taraftaki değerlendirmelerimi bu şekilde sona erdirmek istiyorum. Genel çerçevede haftanın en önemli makroekonomik gelişmeleri ve bu gelişmelerle birlikte dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, ons altın gibi varlıklara ilişkin teknik değerlendirmelerimizi paylaşmış olduk. Videolarımızı sonuna kadar izleme sabrı gösteren herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.